İyi akşamlar, TVNET ekranlarına hoş geldiniz. Gizli serviste istihbarat dünyasını ve uluslararası politik meseleleri konuşmaya devam ediyoruz. Yanımda her zaman olduğu gibi çok kıymetli hocam, doçent doktor Ali Burak Darıcılı var. Ancak bugün yalnız değiliz. Çok kıymetli bir konuğum daha var. Kendisi SETA araştırmacısı doktor Tunç Demirtaş. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim, sağ olun. Nasıl buldunuz stüdyomuzu hocam? Harika, muhteşem olmuş. Yeni bir deneyim olsa gerek sizin için de, daha önceki yayınlardan farklı olarak şu anda aslında yeni bir sanal stüdyoda aslında yayın gerçekleştiriyoruz. Türk televizyonlarında çok sık rastladığımız bir şey değil. Ancak ilk bölümümüzü geçen hafta yapmıştık hocam. İkinci bölümde ilk konuğumuz, yeni stüdyomuzda sizsiniz. Bizim için o açıdan da anlamlı. Teşekkür ederiz davetimize icabet ettiğiniz için. Ben teşekkür ediyorum nazik davetiniz için sizlere. Çok şık bir stüdyo. Ben açıkçası çok beğendim ve etkilendim. Umarım güzel programlara vesile olacaktır bu. İnşallah hocam. Güzel yayınlar yapıyoruz. Hemen yanınızda biliyorsunuz programın demirbaşı benimle birlikte konuklarımı ağırlıyor artık Burak hocam. Hocam siz de hoş geldiniz. Merhaba Nazif, hoş bulduk. Siz nasılsınız? İyiyiz, bir sıkıntımız yok inşallah. Burak biraz hocam, yorgunum sadece. Bu hafta yine sizin haklı çıkmanız üzerinden çok sayıda paylaşım gördüm sosyal medyada. Ben artık bunu yüze övmekten sıkıldığım için hatta kameraya bakıp mı yapsam emin değilim ama direkt olarak size söylemek isterim. Azov taburuyla alakalı yaptığınız analiz kelimesi kelimesine çıktı. Kısaca isterseniz özetlemek isterim. Hatta siz özetleyin. Şimdi Nazif bak, uluslararası ilişkiler disiplinde çalışıyoruz. Tunç da çalışıyor. Biz kahin değiliz. Geleceği tahmin etmek bizim işimiz değil. Tabii. Yani kahinlik diye bir meslek var mı, o da ayrı mesele de. Şimdi ama analiz yapıyoruz değil mi? Şimdi ben Türkiye'nin nedir, niye böyle yaptın? Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşındaki aktif tarafsızlık pozisyonunu zaten hani destekliyorum. Bu pozisyonda belki birazcık NATO zirvesinde batıya bir batıya dönüş, yüzünün dönmesi gibi oldu ama çok büyük zigzag beklemiyorum bu politikada. Çünkü yani öyle bir durum var. Türkiye'nin Rusya ile de dengeli ilişkileri sağlaması lazım. Rusya için de aynı karşılıklı. Şimdi Rusya ile böyle bir atmosfer ve etkileşim varken ben Azov taboru gibi hassas bir konuda Rusya ile konuşulmadan veya şifahi olarak bir bilgi verilmeden, vermek zorunda değil ayrıca. Sadece diplomatik olarak hani teamül, diplomatik nezaket. Konjonktür onu gerektiriyor. Konjonktür onu. Yapabileceğini düşünmüyorum dedim. Ne çıktı? Bunun karşılığı bir pazarlık var. Rusya'da bir şey almıştır dedim. Pilotları vermişler işte. Yani bir Ukrayna'nın elindeki sayısı belli değil. Bu pilot ya bir takas konusu olmuş. Çünkü Peskov açıklama yaptı diyorlar mesela. Ne diyecek yani resmi sözcü bu kadar Rus askerlerini öldüren böyle çok paramiliter grup dediğiniz, faşist dediğiniz, katil dediğiniz grubun takasına biz aracılık etti demeyecek Rus resmi sözcüsü. Evet. Bunu sızdıran Ukrayna tarafıdır muhtemelen ama. Yani şeyi hatta belki zor, orada bir tahribat meydana getirmek zor durumda bırakmak için. Türk tarafından da sızmaz. Onu söyleyeyim. Yani bence de oradan karşıdan sızmış. Yani burada da hani birazcık Putin'i biraz belki de zor durumda bırakma yine var. Devlet arası ilişkiler böyle bir şey yani. Uluslararası ilişkiler evet. Böyle bir şey. Ve tarihi olarak takas, esir takası, tarihin ilk dönemlerinden beri esir takası diye bir durum var savaşlarda. Yani bu çok eski bir kurum, savaşlarda kullanılan bir kurumsal yapı diyelim. Tamam, bunu işletmiş işte taraflar. Hikaye bu. Teşekkür ederim hocam. Tunç hocam, programımızı takip ettiğinizi biliyorum ama evet. Muhtemelen hatırlayacaksınızdır da. Ben belli periyotlarla iki haftada bir hocama diyorum ki program başında, hocam yine haklı çıktın, hocam yine haklı çıktın. Bu aslında benim tercih ettiğim bir şey, hocanın tercih ettiği bir şey değil. Aslında bir vaka. Hocamız bir analizde bulunuyor. Bu analiz yapıyor kendi bilgi birikimiyle, olayları okuma perspektifiyle. Ve ben şimdiye kadar çıkmadığını görmedim. Dediği gibi kain değil. Bir gün değil. De çıkmaz yani, her şeyi de bileceğiz diye bir şimdiye durum yok. İstatistik öyle hocam. Ne yapalım? Atıyoruz ben... tutuyor ya. Hayır hocam, öyle değil güzel tabii ki. Analizler güzel sonuçları getiriyor beraberinde. Bu arada Tunç hocamızı konuk etmemizin aslında yani onu takip eden insanlar anlayacaktır bunu. Biz Afrika söz konusu olduğunda başvurduğumuz başlıca kaynakların başında Tunç hocamızı yani sözünü keseceğim. Bak ben Afrika meselesinin programda defalarca çok önemli olduğunu söyledim Türkiye açısından da. Hep Afrika konuşalım diye bugün tam uzmanını getirdik yani. Aynen öyle hocam. Çok sağ olun. Bugün akışta Tunç Bey'in burada olması üzerinden çok net olduğu üzere Afrika üzerine olacak. Afrika'yı derinlemesine her boyutuyla ki özellikle son dönemde Nijer darbesiyle iyice kaynayan durumu masaya yatıracağız hocam. Ama gizli servisin bir alışkanlığı var. Önce bir haftalık gündemi toparlıyoruz Burak hocamla. Tamam. Müsaadenizle haftalık gündemi bir değerlendirip sonra ana konumuza geçelim isteriz. Tamam. Hocam şimdi İsrail'de protestolar devam ediyor. Evet. İsrail'de son dönemde belki de karşılaşılmış en büyük protesto dalgası yaklaşık 7 aydır sürüyor. Öncelikle burada yargı reformu
kavramı üzerinde duruluyor. Yani halkın protesto ettiği şey yargı reformu ama başka sayıkların da olduğu düşüncesine sahibim. Tamam. Tam olarak size sorarak başlayayım. İsrail'deki protestolarda ne durumdayız? Neden çıktı? Şu anki hali ne? 3-4 ay önce de birinci dalgasını yaşadık. Şimdi kanun çıkınca ikinci dalgası. Yargıyı kontrol etmek için Netanyahu hükümetinin bir girişimi. Şu andaki Likud Partisi'nin önderliğindeki İsrail'deki hükümet, İsrail'i tarihinin gördüğü en sağcı ve dindar hükümet. Bu hükümet epey 10 yıldır galiba, tam hani yanılıyorsam kusura bakmayın, çok uzun bir süredir İsrail'de iktidarda ve şiddet üreten bir yapı. Yani buna sistemden artık bir direnç var. Yani zaten sıkıştığı zaman da şiddet üreten, Filistin'e saldıran ya da Suriye'ye bomba şu an yapan Irak olabilir belki. Bir şeyler, yani Netanyahu hükümetlerinin bu genel politikasında da bu var. İsrail toplumu homojen bir yapı değil. Barışı isteyen insanlar da var veya normalleşmeyi isteyen insanlar da var. Yani Yahudi toplumunu topyekün olarak bir Siyonist yapı olarak görmeyin. İsrail devletindeki bürokraside belki aşırı sağcılar ve Siyonist yapılar hakimdir. Yani hakim, bunu biliyoruz. Evet. Güvenlik bürokrasisinde vesaire, ama bir artık sistemde bazı insanların rahatlama talepleri var. Zaten mesela Mossad'ın bundan 3-4 ay önce seninle bunu yine konuşmuştuk, İsrail'deki meseleleri. Mossad'ın bu toplumsal hareketlilikte Netanyahu karşıtı bir tutum içerisinde olduğuna dair ABD kaynaklı bilgiler sızdı. Netanyahu da Mossad direktörünü çağırıp izahat istedi. Bu basına yansıdı. Neden? Bu bir durup dururken böyle şeyler çıkmaz. Neden? Bence Biden hükümeti de Netanyahu hükümetini istemiyor. Demokratların ya da bu politikaları revize etmesini istiyor. Yani bu, çünkü bu böyle. Ama mesela Trump tersiydi. Evet. Trump daha İsrail yanlısıydı vesaire. Hatta o şiddet tutumu desteklediği dönemler olmuştu. Yani bu sistem, bu yargı reformu da evet, yargıyı kontrol etmek için çok antidemokratik bir yöntem. Bu da hani bu bahane değil. Gerçekten antidemokratik bu uygulama. Ama bu da gündeme gelerek bir toplumsal rahatsızlık var ve bitmeyen bir gösteri süreci var. Yani bu durumda Netanyahu hükümetinin pozisyonunun revize edilmesi, yani baskısı var. Bu güvenlik, aşırı güvenlikleştirmeci politikaların revize edilmesini talep eden hem toplumsal yapı var, hem de bence ABD'deki Demokrat Parti'nin yarattığı dinamizm de var. Ama bir sene sonra seçim var ABD'de. Hatta bir ekleme daha yapayım. Isaac Herzog da, başbakan da, bu politikaları üstü kapalı biçimde eleştirdi. Yani şundan bahsetti: ülke ikiye bölündü, bir sorun var dedi. Bunu ilk defa kendi söylemlerine taşıdı. Tabii. Ve hocam, az önce siz altını çizdiniz zaten, eski Mossad yetkilileri, üst düzey yöneticileri, ordu, birçoğu İsrail savunma güçlerinden de önemli insanlar, öyle, eski komutanlar. Ciddi bir eleştiri, bombardıman tutmaya başladı ve İsrail'de bu alışıla geldik bir durum değil hocam. Tarihin belki de en uzlaşmasız İsrail hükümetlerinden biriyle karşı karşıyayız. En radikal diyorum işte. Evet. Tarihin gördüğü en radikal ve dindar Yahudi şeriatını uygulamaya çalışan bir İsrail hükümetleri zinciri var yıllardır. Peki öngörünüz ne hocam? Nasıl da sonuçlanacak? Yani Netanyahu'da, ben hani çok İsrail uzmanı değilim. Çok iddialı bir yorum yapmak istemiyorum ama benim gördüğüm biraz politikalarda revizyon olabilir ama bence tamamen ABD seçimlerine bağlı. Değil mi? Trump gelirse yani Netanyahu rahatlar. Ve Trump da kazanacak gibi gözüküyor şu anda, ama belli olmaz. Önümüzdeki Biden eğer aday olursa öyle gözüküyor. Önümüzdeki haftalarda kesinlikle bir ABD sürecini konuşmamız konuklarımızı lazım. Konuklarımızı bile o Türk-ABD ilişkilerini de şey yapacak. Tam olarak hepsini konuşacağız Tunç hocam. Biz böyle bu programdan bir sonraki program planlayan bir ekibiz. Çok güzel işler. Bizi alışacaksınız zamanla. Çok aksiyonatif bir durumumuz söz konusu. Burak hocam, şimdi İsrail meselesini konuşurken siz Biden'a vurgu yaptınız. Gerçekten de öyle. Yani onun bu hükümetin bu tutumlarını desteklemediği artık görünür bir hale gelmiş öyle durumda. Öyle gözüküyor. Ama izleyicilerimiz için de netleştirmek adına soruyorum. İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri ilişkisini nasıl okumamız lazım? Bunlar ikili olarak değerlendirilebilecek ülkeler mi? Yani tabii ki İsrail, bunu Çağrı Hoca'ya atfen söylüyorum, Amerika Birleşik Devletleri açısından stratejik ortak olarak tam anlamıyla tanımlanabilecek iki tane ülke var. Bir tanesi İsrail, bir tanesi de İngiltere. Hadi mesela Türk-Amerikan ilişkileri de bazı dönemlerde stratejik ortaklık olarak tanımlanmıştır bazı siyasiler tarafından, hem ABD'li hem Türk. Bu hiçbir zaman stratejik ortaklık seviyesinde Türk-Amerikan ilişkileri gelişmemiştir. Ya da başka bir ülkeyle de gelişmemiştir. Belki dönemsel de. Dönemsel olmuş. Yakınlaşmalar ve iyi ilişkiler olmuştur. Mesela şimdi de sorunlu bir ilişki dönemindeyiz. İsrail bu açıdan Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'daki en önemli partnerlerinden bir tanesi. Ama İsrail'in mevcut hükümetlerinin
aşırı sağcı hükümetlerinin Orta Doğu'da, yani Filistin'e yönelik olarak, Suriye'deki faaliyetlerine yönelik olarak, yani bir ortalığı, yani istikrarsızlığı arttıran ve süreçleri baltalayan bir yani ne bileyim sürekli olarak bir tehdit, şey, sorun yaratan bir yapısı da var. Bu da bir gerçeklik. Bir de bence yine Biden hükümeti kızı, bak bunu da söyleyeyim. Bence Filistin meselesinde de bu Hamas'la El Fetih, yani FKO yapısında da, belki Tunç sen de yorum yaparsın. Bence bir tekrar Türkiye de burada rol oynayabilir. Tekrar bu düşman kardeşleri tekrar bir araya getirmeye çalışma gayretleri de olabilir. ABD seçimleri bunların hepsini şekillendirecek. Yani Biden mı kazanacak? Biden aday olursa tabii, o da belli değil de. Olabilirse belki. Tabii Trump da aynı şekilde. Onun hukuki engelleri var. Şu anda görünen öyle gözüküyor ama bir sene daha, çok uzun bir süre. Bunların hepsi Orta Doğu coğrafyasındaki politikaları da etkileyecek tabii ki. Etkileyecek. Ya Tunç Hocam, Burak Hocam, size de sorayım. Ya son dönemde özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki politik figürleri takip ettiğimde herkes seçimde bir muallak olması durumu üzerinden pozisyon alıyormuş gibi hissediyorum. Yani çok sert söylemler azaldı. Demokratlarda da, Cumhuriyetçilerde de. Böyle katı söylemler, net düşman göstermeler, hedef göstermeler çok azaldı. Zannediyorum bu dediğinizle alakalı bir şey. Yani seçim öncesi herkes bir pozisyonlu koruma dürtüsü evet. içerisinde. Genelde böyle mi olur hocam? Ya tabii bu seçim öncesi atmosfer bağlamında baktığımız zaman aslında rasyonel bir tercih. Yani kimse yeni düşman veya yeni kırılmışlıklar ortaya koymak istemez ve dolayısıyla bu bağlamda da daha yumuşak, daha soft söylemler üzerinden politikayı devam ettirmek, hani olanı en azından korumak, daha kötüye götürmeden tercih edilebilir bir durum olarak ben nitelendiriyorum. Dolayısıyla hani bu seçime kadar da bu şekilde ilerleyecektir. Aksi takdirde burada seçim zamanının hemen öncesinde daha gerilimli ilişkiler ortaya çıkacaktır ve bu gerilimli ilişkilerde elbet ister istemez seçime etki edecektir. Tabii ki öyle. Şimdi artık İsrail yavaş yavaş kapatıyoruz. Afrika'dan önce başka bir konumuz var, evet. Ama önce benim başka bir söylemem gereken şey var. O da elimdeki kitap. Evet, Burak Hocam. Tanıdık biri yazmış herhalde. Evet. Doçent Doktor Ali Burak Darıcılı imzalı. Şöyle kameraya göstermek isterim. Efendim bu kitap İstihbarat 101. Biz gizli servisin hemen hemen her bölümünde değinmeye çalışıyoruz. Çünkü benim için özel bir kitap İstihbarat 101. Bunu hocam, işte özür dilerim hocam, amiyan tabi, abim Burak Hoca yazdı diye söylemiyorum. Bana göre istihbarat alanında yazılmış en nitelikli eserlerden biri. Üçüncü baskıya koşuyor hocam. İki de tükenmek üzere. Evet. Üçüncü baskı bir de genişletilmiş ve sanırım hataların tamamı kaldırıldığı bir üçüncü baskıdan sonra bırakacağım olacak. Zaten. Buradan bir kez daha sizlere tavsiye etmiş olalım. İstihbarat 101, Doçent Doktor Burak Darıcılı imzalı. Kitap tüm seçkin kitapçılarda ve özellikle internet kitap satış platformlarında daha pratik bence. Hocamız öyle internetten öneriyor. Dijitalci yaptık hocamızı artık. Hep dijitale yönlendiriyor Tunç Hocam. Hocam tebrik ediyorum bu arada. Sağ ol. Hayırlı uğurlu olsun. Okuyucusu bol olsun inşallah. Sen de bol bol yazarsın da akademinin başındasın inşallah. Böyle akademisyenleri konuk alınca da çeşitli akademik sohbetlerde tabii ki kaçınılmaz oluyor. Benim için keyifli. Burak Hocam, İsrail'i konuştuk ama ben dikkatimi çeken bir meseleyi daha akışa koymak isterim. O da yine bir casusluk faaliyeti üzerinden gerçekleşti, ortaya çıktı. Buradan da selam olsun Ersin Şamutoğlu hocamız. Sağ olsun, çok değerli bir Twitter'da akış oluşturdu bu konuyla ilgili. Ben de oradan takip ettim süreci. Kısaca özetliyorum hocam. Tamam. Amerika Birleşik Devletleri İstihbarat Servisi, NSA ve CIA'nin 2019'dan bu yana Rusya'daki iPhone'ları dinlediği bilgisi dolaşıma sokuldu hocam. Ve bu sadece Rusya'yla sınırlı kalmadığı iddiası üzerinden de genişletildi. Sence Rusya'yı mı dinliyor? Tabii ki hayır. Yani. Sizden bir dinlemek isterim. Ya şimdi bu zaten malumun ilanı. Bunu yani ayrıca tabii ki şimdi tekrar yine tabii ki değerlendirelim. Ya Snowden ifşalarında zaten NSA'nın dünyadaki iletişimi, istediği iletişime müdahale edebildiği, yani dinleyebildiği imkan, bunu böyle bir imkan ve kabiliyeti olduğunu Tempora ve Prism isimli iki programla hem interneti hem iletişimi takip ettiğini gördük. Evet. Şimdi bu iPhone'ların takip ettiğine dair bir ifşa çıktı. Ben Rusya'yla sınırlı olmadığı kanaatindeyim. Bunlar özellikle cloud üzerinden, yani özellikle o cloud çok tehlikeli bir şey. Cloud'un ne diyeyim, teknik tabi, patlatılması üzerinden. Çok teknik oldu. Tamam. Yani bunlar var. Yani tabii burada hani normal vatandaşlar için yani bizi CIA dinliyor mu durumu yok tabii ki. Ama kritik pozisyonda olan, devletle ilgili bir iş yapan, siyasette önemli pozisyonda olan insanların şu akıllı telefonlara dikkat etsinler. Bu öbür Android yazılımlar da bundan şey, yani hepsi aynı.
Yani Çin'in ürettiği farkı yok diyorsun. Yani Çin'in ürettiği telefonlar da aynı, Amerika Birleşik Devletleri'nin ürettikleri de aynı. Birini Çin dinliyor, birini Amerika dinliyor diyebilir miyiz? Herkes herkesi dinler. Ben evet. Her zaman sana söylüyorum yani. Herkes istihbari faaliyetini yapar. Dinler. Dost diye bir şey yok. İşte Türk mesela İsrail'in tarihinde ve Amerika'nın karşılıklı kaç tane casusluk vakası var birbirlerinin aleyhine. Kesinlikle. Burak hocam, burada detay şu aslında dikkatimi çeken. Bu casusluk faaliyetini Kaspersky aslında çok 6 ay önceden, çok daha önceden keşfediyor, tespit ediyor. Ve normal şartlar altında bu tip platformlar bu casusluk faaliyetlerini gördüğü an ifşa ederler. 6 ay bekliyor. 6 ay boyunca üzerine çalışılıyor. 6 ayın sonrasında bu artık kamuoyuna ilan ediliyor. Diyorlar ki Amerika Birleşik Devletleri şu tarihten bu yana Apple ürünleriyle, iPhone'larla insanları dinledi diyorlar. Sonra tesadüf mü demeliyiz, ne demeliyiz bilmiyorum. Apple bir güncelleme yayınlıyor. Yani Rus yetkililerin bunlar bunu yapıyor dediği her şeyi düzeltiyorlar o güncellemeyle. Tamam. Hemen ardından da Tunç Hocam bir gün sonra da diyorlar ki biz bu iddiaları kabul etmiyoruz. Düzelttiler. Sonra diyorlar ki biz böyle bir şey yapmadık. Yani artık ben o hatalarında açık arka kapı deniyor ya. Evet. Kasıtlı olarak bırakıldığı kanaatindeyim. Kesinlikle. Hatta detay verelim. Direkt olarak izleyicilerimiz biliyordur özellikle Apple iPhone cihaz kullananlar. iMessage üzerinden yani kendi mesajlaşma platformu üzerinden çok sayıda casusluk faaliyetinin yapıldığı, tüm bilgilere sızıldığı, dinlendiği, bir de e-postalara, fotoğraflara istediği zaman ön kamerayı açma yetkisine. Cloud'da her şeyini alır. Cloud'da senin işte oraya ne yüklediysen alır yani. Hocam sadece Cloud'da değil işte. Tabii. Kapalı versiyonda dahi ön kamerayı açıp kapama yetkisine sahip. Tamam, çok korkunç bir şey bu. Evet, yani evde duruyorsun, telefon uzakta, bir anda tavanı gösterebilirsin masadaki telefonla. İşte o akıllı telefonların da dinleme cihazı, o şey kolundaki saatlere de dikkat etsin. Sağ olun hocam. Ben mümkün olduğu teknoloji kullanma. Hocam nasıl? Tabii bu dünyada mümkün değil. Hocam biz zaten o dinlenesi şeyler konuşmuyoruz. Programlarla konuşuyorsak özel hayatımızda. Ya onu dışarıdan aktif edip ortam dinlemesi yaptırabilir. Allah Allah. Aynen öyle. Peki hocam. Girerse. Bunun detaylarını konuşuruz. Konuşmak isterim sizinle. Daha çok kulaklıkla yapılabiliyor musunuz hocam? Tamam. Yani işte kulakları bırakıp bundan, yapmak da öyle. Bir yöntem. Tabii hocam Tunç hocam ben de zorlanıyorum yani. Şimdi istihbarat personeli eski bir istihbarat personeli konuşunca adam saati bile çıkart diyor. Normal. Teknolojiyle barışız ama dediği gibi birçok parametrede konuşmamız lazım. Ya bu devlette ya da kritik pozisyonda olan da insanlar için geçerli. Biz zaten canlı yayın yapıyoruz ya. Doğru. Bizim her şeyimiz meydanda. Doğru söylüyorsun hocam. Her şeyi konuşuruz. Hocam teşekkür ederim ama kapatmadan önce bu konuyu şunu sormak isterim. Şimdi bahsettiğimiz şirketler, şimdi reklam olmayacak çünkü hepsinden bahsedeceğim. Tamam. Apple, Samsung, Huawei. Hepsi. Hadi ekliyorum Facebook, Twitter. Hepsi. Şimdi adı X oldu. Musk'ı biliyorsunuz. Yukarıda da biraz konuştuk. Hı-hı. Ya bu şirketlere güvenemeyeceğimiz apaçık. Siz bana kolundaki saati çıkar diyorsunuz. İşte kulaklık kullanmak zorundayız. Başka bir şekilde yaşamak zorundayız yaşamak hayatımızı. Yaşamak zor işte. Yani buradaki mesele kritik ve yani bu kişisel siber güvenliği sadece adi suçlara karşı değil. Kritik görevdeyseniz, savunma sanayindesiniz, enerji sektöründe, devlette, bürokraside önemli pozisyondasınız. Yurt dışına gitme gelme durumlarınız varsa bu bütün yani bu siyasette önemli pozisyondasınız veya siyaseten bir kariyer planlıyorsanız valla dikkat edin yani. Bu konuda dikkat edin, eğitim alın, kendinizi geliştirin. Çok zor durumlara düşürürler adamı. Hocam peki. Veya kadını. Yani devlet yetkililerine bu konularla ilgili destek eğitimler veriliyor mudur? Veriliyor. Benim savunma sanayi şirketlerine benim bildiğim kadarıyla Municipal Teşkilatı veriyor kontrol espiyonaj eğitimi. Bu çok önemli bir şey ama. Hemen o eğitimlerde anlatılanları yapsınlar. Hassas değil mi? Yapmaz, yapmayınca bir anlamı yok yani. Doğru. Kesinlikle öyle. Ama hocam. Bir paranoya da oluşuyor ya da bir diğer anda. Kritik sektörler yani sadece savunma sanayi değil tabii, kritik sektörlere. Ama bir paranoya da oluşuyor hocam. Şimdi yapacak bir şey yok, hayat böyle. Günün sonunda 2023 dünyasına baktığımızda akıllı telefon kullanmak durumundayız bir şekilde. Tamam ben de evet dijitalleşmenin bir sonucu. Ama yani ben sana 10 milyon 100 milyon dolarlık çok hayati bir savunma sanayi projesinin başına getiriyorsam. Kullanma telefonu. Ve buna karşılığında sana da iyi bir ücret veriyorsam. Vallahi ben senin iletişimine karışırım yani ve kendine dikkat edeceksin yani. Doğru. Biz o kadar proje ama, o kadar proje geliştiriyorsun. Onu sen kaptırdığın zaman ne anlamı var? Doğru. Olmaz yani o iş. Kesinlikle. Herkes öyle. Herkes sorumluluğuna, pozisyonuna ve sorumluluğuna uygun davranmak zorundadır. Ya, milli güvenlik meselesi. Tabii ya noktada. Dikkat edeceksin yani. Kesinlikle öyle. Dikkat edecek herkes. Hocam yine gerginleştik. Yok yani hiç. Ama dikkat etmek lazım. Yok ben yani mesela böyle bir şeyle ben hani yetkili pozisyondansam ve benim önüme böyle bir dosya getirseler vallahi ben o böyle bir şey başına gelip eğitim almış ve böyle bir şeye dikkat etmemiş biz ben kariyerini bitiririm yani. Ben karar verici olsam. Evet. Açık ve net söylüyorum. Çünkü sana söylenmiş, uyacaksın. Doğru. Bir de artık devletle alakalı mesele. Yani bu kişisel başka boyuttan yerde çalışsın farklı. İşte. Doğru söylüyorsunuz. Teşekkür ederim hocam. Bu meseleye de bir bakış atalım istemiştim. Tunç hocam artık asıl konumuza geliyoruz. Bugün Afrika'yı konuşacağız.
Şimdi aradan önce bir girizgah yapalım isterim. Notlarımdan direkt başlıyorum hocam. Şunu not almışım. Afrika kıtasını halihazırda hep konuşuyoruz hocam. Diyoruz ki işte burası sömürülüyor, burası çok değerli, gelecek vaat ediyor. İşte dünyadaki doğal kaynak rezervinin önemli bir bölümü burada diyoruz. Günlük hayatta kullanılan pek çok eşya üretilmesi için, o eşyanın üretilmesi için buraya ihtiyaç var diyoruz. Tek tek okuyacağım. Petrol, doğalgaz, elmas, altın, uranyum, kobalt, platin, altın cevheri, bakır, tantal, daha sayarım hocam. Vaktimiz sınırlı diye saymıyorum. Üretimde de. Tüm doğal kaynakları barındıran bir kıta. Ve soruyorum hocam size, bu kadar sömürülen, bu kadar fakirleşen bir kıta, fakir olan, zorda olan bir kıta nasıl bunlara sahip? Bunlara sahipse nasıl fakir? Bunları bir konuşarak başlayalım. Ya aslında burada güzel bir soru sordunuz. Özellikle şunu söylemek gerekiyor. Afrika hani fakir olarak, yoksul olarak nitelendiriliyor ama Afrika hiçbir şekilde yoksul ya da fakir olarak nitelendirilecek bir kıta değil. Yani burada hatta ilk başta en büyük potansiyeli insan. Yani 1.2 milyardan fazla insan nüfusunun barındığı bir kıtadan bahsediyoruz. Bununla beraber sizin de bahsetmiş olduğunuz ciddi anlamda işte doğal kaynaklara sahip, yeraltı, yerüstü kaynaklarına sahip. Ama bununla birlikte kültürel kaynakları da bulunuyor. Kültürel zenginlikleri de bulunan bir kıta. İşte 3000'den fazla dilin konuşulması söz konusu kıtada veya Afrika diyoruz. Aslında Türkiye'de genelde şöyle bir problem de var benim tespit ettiğim. Afrika'yı bir ülke gibi lanse etme durumu söz konusu. Ama Afrika bir kıta. Üzerinde 54 ülkenin bulunmuş olduğu bir kıta ve bu 54 ülkenin her birisinin farklı dinamikleri var. Farklı toplumsal yapıları var. Farklı. Zengin de var, fakir de var belki, değil mi hocam, öyle mi? Tabii zengin de var, fakir de var ayrımını yapıyoruz ama bu zenginlik fakirlik kavramı kime göre, neye göre ve tabii neden? En önemli soru aslında bu, neden hani fakirler ya da zengin olan kısım hangi kesim? Ülkeyi yöneten kesim mi yoksa eski sömürgecilik geçmişinden kaynaklı olarak yeni oluşturulan yapılarda o sömürgecilik bağlarından kurtulmayıp ilişkilerini devam ettiren bir kesimin zenginliğinden bahsediyoruz. Bunların hepsi aslında önemli ayrıntılar. Dolayısıyla ben Afrika'yı hiçbir şekilde fakir olarak nitelendirmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Bu bağlamda Afrika'nın bu şekilde lanse edilmesinin temel sebebi de zaten Batı'nın geçmişte uygulamış olduğu politikalar ve günümüzdeki tavırlar ve bunların yansımaları aslında bizim zihinsel dünyamızda oluşturulan bu Afrika algısından kaynaklı. Çünkü Afrika bu kadar zenginliğe rağmen hala dünyanın en az gelişmiş ülkelerini barındıran kıtalardan bir tanesi aslında. Belki de en fazla en az gelişmiş ülkenin bulunduğu kıta Afrika. Hatta bugün Nijer'den bahsediyoruz. Nijer en az gelişmiş ülkelerden, en yoksul ülkelerden bir tanesi. İlk 10'da yer alıyor. Yani en son 10 sırada yer alıyor maalesef. Hatta sondan 7. hocam notlarında evet var. Yani dolayısıyla buradaki zenginlik fakirlik kavramını bu bağlamda neden sorusunu sorarak aslında değerlendirmemiz gerekiyor. Burada demiştim bir çerçeve çizmemiz gerekirse Afrika'nın neden önemli olduğuna ilişkin bir nüfus itibarıyla ciddi bir potansiyele sahip ve bu nüfusun oldukça genç bir nüfus olduğunu unutmamamız gerekiyor. İşte Avrupa'ya baktığımız zaman yaşlanan bir nüfus var. Diğer bölgelere baktığımızda diğer coğrafyalarda yaşlanan ve genç nüfusun arkadan az geldiği bir nüfus var ama Afrika öyle değil. Değil. Afrika ciddi anlamda genç nüfusa sahip ve bu genç nüfusun ciddi anlamda gelecekte iş potansiyeli açısından gerek kendi ülkeleri gerekse küresel piyasalar açısından ciddi anlamda bir potansiyel oluşturma durumu söz konusu. Tunç hocam, burada bir virgül koyalım. Yönetmenim kulağıma uyarıyı verdi. Kısa bir araya gidelim. Tabii. Kalınca, yani dönünce daha doğrusu gizli serviste Tunç Demirtaş bize bir Afrika profili çizecek ve onun üstünden Afrika'yı değerlendirmeye devam edeceğiz. Çok kısa bir aradan sonra buradayız. Gizli serviste yeniden birlikteyiz. Tam Afrika meselesini açmışken Tunç Demirtaş'la tüm detayları konuşurken bir son dakika gelişmesi meydana geldi. Birçok farklı uluslararası ajans da bunu bildirim atmaya başladı. Nijer'in darbe sonrası yeni liderleri Fransa'ya uranyum ve altın ihracatını durdurdu diyor. Biz Nijer meselesini, bu darbe meselesini detaylıca konuşacağız ama önden bir size sorayım isterim hocam. Bu neden olmuş olabilir? Hatta bir direkt Nijer darbesine geçerip sonra diğer konuları konuşabiliriz. Sizden bir dinlemek isteriz. Tabii ya, beklenen bir davranış aslında bu. Sonuçta Nijer son birkaç gündür ciddi anlamda hem ECOWAS tarafından hem de batılı güçler tarafından üstü kapalı olarak tehditlere maruz kalıyor ve bunun da bir karşılığı olacaktı. Belki de en doğru karşılığı bu şekilde veriyor Nijer. Yıllardır sömürülen bir ülke. Hatta ülkeler topluluğundan bahsedebiliriz burada. Dolayısıyla
Nijer'in belki de Batı için, özellikle Fransa için en önemli ham madde uranyum. Bunu sınırlandıracak olması altından daha önemli bir ham madde uranyum bence Nijer bağlamında. Çünkü Fransız sanayisi, Fransız ekonomisi, Fransız'ın enerji ihtiyacı tamamen Nijer'den elde edilen ve Nijer'den çıkarılıp kendi ülkesinde nükleer yakıt olarak kullanılan bu uranyuma bağlı. Hatta evlerin elektriğinin üçte biri Nijer'den giden bu uranyumla sağlanıyor. Yine aynı şekilde Fransa'nın bu enerji ihtiyacının %70-75'i aynı şekilde Nijer'in uranyumuna bağlı. Şimdi böyle bir durumda Nijer'in bu uranyumu Fransa'ya satmaması veya bunun ihracatını durdurması Fransa açısından düşünülmesi gereken bir durum. Tabii bununla beraber şu boyutu da unutmamamız gerekiyor. Hemen kuzeyimizde Ukrayna-Rusya savaşı var. Evet. Ve Rusya'dan da ciddi anlamda Avrupa'ya yönelik bir enerji tedariğinde sıkıntılı durumların yaşanması da söz konusu. Şimdi buradan düşünmesi gereken ülke veya aktör özellikle Fransa. Şimdi Nijer bu anlamda evet altın da önemli bir maden. Hatta ekonomik ilişkilerde şu an günümüzdeki bu para birimlerinin değerlendirme bağlamında altının özellikle ciddi bir aset olduğunu görürüz. Evet, konu olduğunu söyleyebiliriz. Ama uranyumu burada ciddi anlamda altını çizerek belirtmekte fayda var diye düşünüyorum. Lütfen. Kim darbenin arkasında? Hocam burada net bir biçimde şu demek mümkün değil. Hatta hocam özür dilerim. Lafınızı kesiyorum. Şöyle bir tablo çizelim isterim. Hocam, olan, şüpheli olan şüpheli olarak bunu söyleyebiliriz. Bir başta anlatsam çok mutlu olurum. Şimdi Nijer'de ne zaman, ne oldu, bu darbe nasıl yaşandı, nasıl gerçekleşti hepsini bir toplasıp sonra değerlendirme yapsak çok mutlu olurum. Şöyle söyleyelim. Yani geçtiğimiz hafta son birkaç gündür Nijer'de işte 3 gün önceydi yanlış hatırlamıyorsam ya 4 gün önce bir darbe söz konusuydu. Hatta Nijer tarihinde bu 4. darbe, 3 tane de darbe girişimi yaşanmıştır bağımsızlıktan sonra. Sabah erken kalkan darbe yapıyor. Yani elini yüzünü yıkayan sabah kalkıp darbe yapıyor diyebiliriz belki yani Afrika ülkelerinde. Özellikle Sahel kuşağında olan ülkelerde bu durum böyle. Sahel'in öneminden de bahsedelim sonra ama bunu bitirdikten tabii sonra. Tabii hocam. Ya konuşacak o kadar çok fazla konu var ki Afrika ile alakalı. Afrika 2 yaparız hocam muhtemelen. Bakalım hani duruma göre beğenilirse tutarsa Afrika 2 ile yaparız. Şimdi burada Nijer'de yapılan bu darbe aslında bir anlamda halkın da desteklemiş olduğu, halkın bir kısmını desteklemiş olduğu, bir kısmının da karşı durduğu bir darbe. Kim destekliyor, kim karşı duruyor? Batı'nın sömürgesinden ve Batı'nın kendisine ne yapmasının gerektiğini söylemesinden rahatsız olan kısım bu darbeyi destekliyor. Ve bunlar, çoğunlukta mı peki bu kısım? Ya %50-%50 olarak ifade edebiliriz. Ve bu ciddi bir sorun aslında. Neden ciddi bir sorun olduğunu söylememiz gerekirse de bu gelecekte olası bir çatışma durumunu ortaya çıkarıyor. Ve aynı zamanda Nijer sadece kendi ülkesindeki vatandaşlardan da oluşan bir ülke değil. Diasporası da bulunuyor. Bugün Fildiş sahillerinde Nijer'de oluşan yapılan darbeyle ilgili bir takım protestoların yaşandığını da görüyoruz. Yani bu bölgeyi istikrarsızlaştıracak bir durum olarak aslında karşımıza çıkıyor. Şimdi burada bu darbe gerçekleştikten sonra şöyle bir durum gördük. Mali'de de darbe gerçekleşti. ABD çıktı, Fransa çıktı. Bir yazılı açıklama yaptılar. Darbeyi kınadılar. Burkina Faso'da da aynısı oldu. Burkina Faso'da da aynı durum. Neden Nijer'de hocam? Ama Nijer'de ısrarla bu darbenin üzerinden eski haline dönülmesi için bir baskı durumu söz konusu. Neden? Az önce söyledim zaten. Yani birincisi Nijerya'nın komşusu ve Nijerya'da ABD'nin ciddi anlamda yatırımları söz konusu. Enerji tedariği bağlamında ABD'nin ciddi anlamda çıkarlarının olması söz konusu. İkincisi Nijer Fransa'ya özellikle uranyum ihracatı yapıyor ve ciddi anlamda Batı buradan enerji tedariği bağlamında faydalanıyor. Şimdi bu iki unsur aslında tek başına bu konuyu anlamamıza yetecek bir unsur. Enerji bu şu anki küresel şartlarda olmazsa olmazlardan bir tanesidir. Enerjiniz yoksa hiçbir şey yapamazsınız, hiçbir şey üretemezsiniz. Sanayileriniz çalışmaz. Kriz ortamında bir de. Bir de Rusya-Ukrayna savaşı çok netleşti diyeceğim. Covid yaşandı. Covid'den sonra Rusya-Ukrayna krizi yaşandı ve böyle bir konjonktürde enerji krizi varken bir de Fransa'nın, ABD'nin ve diğer batılı aktörlerin bu tarz enerjiden mahrum olma durumlarının söz konusu olması artık karşımıza çıkıyor. Şimdi bu durumda artık aslında genel tablonun çizgisi ve çerçevesi belirlenmiş oluyor. Tabii burada şöyle bir durum da var Nijer'de. Darbeyle devrilen lider Buzan, pro-Amerikan veya pro-Fransız olarak yani Fransız ve Amerikan destekçisi olarak ifade edilen bir yönetim anlayışını
sergilemekteydi. Bu durumda ciddi anlamda problemleri yaşatıyordu. Ve aynı zamanda burada yine altını çizmemiz gereken önemli bir konu terör örgütleri. Yıllardır bu ülkeler terör sorunuyla, işte DAEŞ, El-Kaide, Boko Haram vardı. Daha sonrasında ISWAP olarak isim değiştirdi. Ama sonuç olarak yine terör örgütü terör örgütüdür. Yani hani bu isim herhangi bir şekilde eylemleri değiştirmiyor açıkçası. Hatta insanlar da, teröristler de burada aynı teröristler. Doğru. Sadece üstteki belki isim, makyaj değişiyor, tabela değişiyor. Hocam, terör örgütlerine ayrıca bir bakış atacağız. Bu konuda VTR'miz de var ama ben şunu netleştirelim istiyorum. Dünyanın en fakir ülkelerinden biri Nijer. Teknik olarak maalesef öyle bir durumda. Ve buradan çok fazlaca nemalanmaya çalışan bir Fransa gerçeği var. Uranyum üzerinden, altın üzerinden, başka sayıklar üzerinden burada bir tahakküm kurma hedefi var. Şimdi Afrika'nın genelinde de hep konuşuruz. İşte sömürülen kıta, sömürgecilerin dahil olduğu kıta, Fransa denir, İngiltere denir, Amerika Birleşik Devletleri denir. Hocam bu kıtalar, ya bu kıta, buradaki ülkeler sömürülüyor. Bu artık malumun ilanı. Ama daha çok ne üstünden sömürülüyor? Nijer örneğine gireceğiz ekstra ama Afrika'da kurulmaya çalışılan tahakkümü nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii burada Nijer'e tekrardan gireceğiz ama siz söylediniz ya, burada söylemeye ihtiyacı duyuyorum. En az gelişmiş ülkelerden bir tanesi. Dünyada sıralamada 7. sondan 7. sırada. Hani bu kadar zenginliğe ve elektrik kapasitesi, yani elektrik üretme, enerji üretme kapasitesine sahipken kendi ülkesinde elektrik ihtiyacı çeken bir ülke aynı zamanda. İnsanlar ciddi anlamda bu enerji ihtiyacına hasret duymuş durumda. Gelelim diğer sorunuza. Nasıl sömürüyorlar bu ülkeler? Şimdi sömürgecilik aslında bitti. 1960'ta bu ülkeler sömürgeci güçlerden tırnak içerisinde bitti dememiz gerekiyor belki de. Bağımsızlıklarını kazandılar, ancak 1960'tan sonra yeni yapılar oluşturuldu. Yani bu ülkelerden herhangi bir Afrika ülkesi için bunu söyleyebiliriz. Yani sömürge geçmişi olan ülkeler için bunu söyleyebiliriz. Yani bu ülkeler sömürgecilik bağlarından aslında hiçbir zaman kurtulamadı. Ve günümüzde de hala bu sömürgecilik farklı araçlar üzerinden devam ediyor. İşte bunun adına sömürgecilik 2.0 diyebiliriz, yeni sömürgecilik diyebiliriz, neokolonyalizm diyebiliriz. Buradaki araçlar değişti. Eskiden askeri güçlerle o ülkeye veya o topraklara gidip buraları sömürgeleştiren ülkeler artık ekonomik araçlar üzerinden veya kültürlerini çok daha farklı bir şekilde empoze ederek burada sömürgecilik faaliyetlerini devam ettiriyor. Ama buradaki sömürgecilik araçlarının en başında belki de uluslararası şirketler belki devam ettiriyor. Ya da belki hani şey olacak ama Wagner'in oluşturmuş olduğu, hani Rusya'nın oluşturmuş olduğu bu durumda belki aslında neokolonyalizm olarak adlandırılıyor. Bu da Rus emperyalizmi. Bu da Rus emperyalizminin karşılığıdır. Veya Fransa'nın şirketleri, ABD'nin şirketleri, Çin'in aynı şekilde kıta üzerindeki politikaları ve uygulamaları, bu neokolonyalizmin aslında en büyük örnekleri olarak karşımıza çıkıyor. Şirketler üzerinden gidiyorlar, o ülkelerle anlaşmalar gerçekleştiriyorlar ve bu anlaşmalar doğrultusunda kendi çıkarlarını ön planda tutarak, Afrika ülkelerinin sahip olduğu kaynakları kendilerine transfer ederek orada güçlenmeye çalışıyorlar ve kendilerine ham maddeyi daha uyguna, daha ucuza almaya burada çalışıyorlar, gayret gösteriyorlar. Ancak bununla beraber yine bu yeni sömürgecilik bağlamında belki değinmemiz gereken önemli konulardan bir tanesi de o ülkelerin kaynakları. Konunun başında siz söylediniz zaten. Şimdi Wagner buraya gidiyor. Sadece güvenlik sağlamaya gitmiyor. Güvenliği sağladığı noktalara baktığımızda özellikle Wagner'in altın madenlerinin oldukça yoğun olduğu bölgelerde bulunduğunu görebiliyoruz. Ve dolayısıyla burada aslında akıllarda bir soru işareti ortaya çıkıyor. Sadece güvenlik sorunu altın madenlerinin olduğu yerlerde mi var acaba? Tabii. Yani başka yerlerde güvenlik sorunu yok mu ülkenin? Tesadüf. Yani tesadüf. Yani çöl olan tesadüf. Kısımlarda herhangi bir şeyin olmadığı bölgelerde bir güvenlik sorunu yok mu? Var. Hatta bu terör örgütlerinin de aynı şekilde bu çöl arazilerinde veya ormanlık arazilerde konuşlandığını raporlardan okuyabiliyoruz. Dolayısıyla burada sömürgecilik çok çeşitli anlamlarda günümüzde şekil değiştirerek, kıyafet değiştirerek, güvensizlik aslında yaratarak, istikrarsızlık yaratarak. Tabii savunmasız ülkeler zaten. Yani bu vulnerable kavramı üzerinden hani buradaki savunmasızlığı söylüyorum. Savunmasız ülkeler olarak. Yani o güvenliği sana kim sağlarsa Onun şemsiyesi altına bu yönetim girer. Şimdi Wagner sağlıyor bence. Tabii. Prigojin'in açığa çıkması da bununla hepsini ilişkili. Hepsini konuşacağız. Wagner'e ayrıca gireceğim. Tabii burada yani burada bu şemsiyenin altına girmenin aslında belli bir takım sorumlulukları ve yükümlülükleri de var.
Tabii o konuya gireceğiz ama burada şunu söylemekte belki fayda var. Afrika'da bu yaşanan olumsuzluklar, istikrarsızlıklar, iç savaşlar, çatışmalar aslında bir anlamda bu Batı'nın geçmişte uygulamış olduğu sömürgecilikten kaynaklanıyor. Oluşturmuş olduğu yapılar, gerilerinde bıraktığı yapılar bugün günümüzde bu çatışmalara sebep oluyor. Neden? Kabileler arasında ciddi rekabet unsurları ortaya çıkarırlar. Sömürgecilik zamanında kendileri müdahale etmese de böl parçala yönet dediğimiz o sistemi aslında oturttular ve burada bölerek bu kabileleri, toplumların arasında düşmanlıklar oluşturarak günümüzde aslında ortaya çıkan bu çatışmaların, tarihsel sorunların geçmişe dayandığını söyleyebiliriz. Yani burada aslında Batı evet bu bölgeyi sömürgeleştirdi, Avrupa burayı sömürgeleştirdi. Sonrasında bu ülkeler bağımsızlıklarını kazandı, tırnak içerisinde söylüyorum bunları. Her şey güllük gülistanlık, böyle bir şey yok. Bugün bu sorunların yaşanmasının temel sorumlusu zaten Avrupa. Avrupa. İngiliz sömürgeciliğidir, Fransız sömürgeciliğidir, evet. Belçika'nın sömürgeciliğidir, Hollanda'nın, Hollanda. Portekiz'in. Yani bunları aslında çoğaltabiliriz. Ama genel olarak çerçeve çizdiğimiz zaman Avrupa'nın genelinin aslında bu Afrika'nın yaşamış olduğu bütün olumsuzluklarda maalesef parmağı var. Yani doğruya doğru demek lazım sonuçta. Kimse ak olarak hani orada bulunamaz. O kara kıta olarak ifade ettikleri coğrafyada aslında o kara imajını ortaya koyan kesim Avrupa'dır. Yoksa Afrika ten renginden ibaret bir coğrafya değil. Kara kıta demek aslında sadece oradaki ten rengini ifade etmiyor. O karalığı ortaya koyan ve o karalığın oluşmasına sebep olan kötü kader ifade. Kötü kader ya da artık hani adına ne dersek diyelim. Yani buradaki temel sorumlu Fransa'dır, İngiltere'dir, Hollanda'dır veya diğer ülkeler olarak karşımıza bu çıkıyor. Bu ülkeleri saydığınız ülkelerin tamamını da böyle uzaktan bir projeksiyonla baksak insan hakları, adalet, eşitlik, tabii demokrasi. Demokrasi, ortak yaşam bir ya yani çokça fazla sloganik cümleyle bu göçün nedeni de işte buradaki. Tabii kendini işte özetleyen ülkeler orada sömürgecilik faaliyetlerine devam ediyor. Hocam şunu araya girerek sormak istiyorum. Programdan önce de bunu not olarak almıştım ama şimdi tam yeri geldiği için söylemek isterim. Afrika konuşacağımızı kararlaştırdıktan sonra bir araştırma yaptım. Birçok farklı kaynağa baktım. Türkiye'ye bakış nedir sorusu üzerinden. Sayın Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı'nın Afrika'da ciddi bir karşılığı olduğunu gördüm. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Oraya çok net bakış atan, çok fazlaca üstünde düşünen, araştıran bir figür olarak, bir akademisyen olarak size bunu sormak isterim. Türkiye'ye ve Sayın Erdoğan'a bakış nasıl Afrika'da? Ya Afrika'da Erdoğan'ın popülaritesi oldukça yüksek. Sevilen bir lider olarak karşımıza çıkıyor Erdoğan. Hatta şunu da belki de söylemekte fayda var. Kendi iktidarı dönemince Erdoğan Afrika'ya ziyaret gerçekleştiren 32 ülkeye 53 ziyaret gerçekleştiren bir lider. Ve bu anlamda rekoru kendi elinde tutuyor Erdoğan. Tüm dünyada değil mi bu rekor? Bütün dünyada evet. Yani Çin, Fransa yani bu kolonyal geçmişe sahip olan liderlerden daha fazla bu kıtaya ziyaret gerçekleştirmiş bir lider. Tabii burada zirve diplomasisi veya lider diplomasisi olarak adlandıracağımız ve bugün Türkiye'nin Afrika'ya yönelik bu politikalarında neden bu kadar başarı var dendiğinde aslında bunun sebeplerinden bir tanesinin bu olduğunu söyleyebiliriz. Erdoğan'ın bizzat kıtaya yönelik ilgisi ve bu özel bir hassasiyeti var. Tabii ki. Ya oradaki mazlum coğrafyası olarak biz zaten tam olarak öyle. Oradaki zulme yönelik açıklamalarını evet. Hala hatırlıyoruz. Oradaki zulüm bitmeli. Türkiye oradaki ülkelerin, oradaki sorunların yanında ve çözmek için var diyor. Ve benim dikkatimi çeken şu hocam. Ya burada Türkiye Türk propagandası yapmıyoruz. Bunu hep söylüyoruz zaten. Ya burada Sayın Erdoğan'dan bağımsız bir şekilde söylüyorum. Tabii ki onun politikaları çerçevesinde genişliyor bu süreç ama ya Türkiye oraya gerçekten insani sayıklarla giden belki de tek ülke olabilir hocam. Benim gözlemim belki de bunu sormak bence istedim. Fazla oldu. Net olarak öyle değil tek mi hocam? Tek ülkedir. İnsani sayıklarla giden tek ülkedir. Yani burada çok diğer bütün ülkelerden ben Türkiye'yi ayrı tutmaya her zaman gayret gösteriyorum. Müslüman olmasında çok büyük avantajım. Tabii ve buradaki hani o Müslümanlık selefizmden çok başka bir boyutta. Yani bizim temsil bizim ettiğimiz anlayışımız, İslam anlayışı o işte DAEŞ'in orada üretmeye çalıştığı şiddetten uzak ve oradaki insanların ihtiyaçlarını karşılayan ve onların anlayışına yakın. Evet. Mesela Senegal örneğini. Ya Sufilik mesela Senegal'de çok daha fazla ön planda. Mesela, daha ılımlı bir yaklaşım. Kaç kişi biliyor Türkiye'de yani? Dolayısıyla burada Türkiye yönelik ilgi bu bağlamda şekilleniyor. Yani Türkiye burada ayrıştırıcı bir unsur olmaktan ziyade aslında bütünleştirici. Birleştirici. Yani oraya giderken onların inancına aykırı daha radikal düşüncedeki bir İslam anlayışıyla gitmemek lazım.
tepkiyle karşılaşırsınız. Zaten birçok sorunu yaşıyor bu insanlar bu radikal zaten ondan durumlardan kaçıyor. Kaynaklı. Bir de Türkiye böyle bir şekilde bölgeye yaklaşırsa zaten Türkiye'nin aslında bagajı tertemiz diyebiliriz. Bir sömürgecilik geçmişi yok. Herhangi kötü bir imajı yok bölgede. Bizde yani şey ırk ayrımı yok, ırkçılık yok bizim kültürümüzde. Dinimizde de yok, kültürümüzde de yok. Bu bizi zaten diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerden biri. Ama ben bunu hasreten hocam, samimi size programdan önce de söylemiştim. Yani süreci içinde baktığımızda program hazırlığı yaparken de Afrika'da ciddi bir Erdoğan teveccühü olduğunu net bir şekilde gözüküyor, görünüyor. Evet. Ya burada şunu söyleyebilir miyiz? Şimdi burada Türkiye'nin adımları, Türkiye'nin Afrika hassasiyeti, Sayın Erdoğan'ın Afrika hassasiyeti, oradaki ülkelerin yöneticileri dışında halkta da bir karşılık bulamadı değil mi hocam? Zaten Türkiye'nin bu gücü zeminden geliyor. Yani halktaki bir karşılığı olmasa bu kadar politikanın, uygulamanın, ortaklıkların, Türkiye bu kadar başarılı olamazdı. Yani bir yerde sahaya çıktığınız zaman Afrika'da, Türk olduğunuzu söylediğinizde rahatsınız. Tabii burada terör örgütlerinin olduğu, kontrolünde olduğu noktaları tabii şart koymak gerekiyor. Orada tam tersi. Orada tabii çok dikkatli olmak lazım. Hatta mümkünse o bölgelere gitmemek de gerekiyor. Ama burada Türkiye'nin buradaki halkın sevgisini kazanması, politikaların uygulanmasında. Bu politika kavramı belki hani olumsuz bir şey akıllara getirebilir ama Türkiye'nin Afrika yaklaşımı ortaklık düzeyinde aslında. Hatta geçtiğimiz hafta SETA'da bir araştırma raporumuz yayınlandı. Bizzat yazarı bendim. Doğu Afrika'ya yönelik Türkiye'nin ortaklığı şeklinde öngörüler, fırsatlar ve riskler nelerdir diye. Bu haftaki okuma listemde olacak bu arada. Şu andan söyleyeyim hocam. Olur. Sonra geri dönüşünüzü de beklerim. Tartışalım çok isterim. Eleştiriniz olursa onları da beklerim. Tartışabiliriz. Tabii bunların artması da gerekiyor. Bu çalışmanın artması gerekiyor. Afrika Türkiye için yeni bir bölge. Dolayısıyla akademi içerisinde yeni yeni aslında ilgi uyandıran bir bölge olarak karşımıza çıkıyor. Sizin de buna katkınız çok fazla hocam. Estağfurullah. Elimden geldiğince, kalemim döndüğünce, yettiğince, dilim döndüğünce her zaman keyif alarak yaptığım bir iş demeyeyim artık. Yani bu hayat tarzına dönmüş durumda. Afrika çok zengin. İlk başta söyledim ya ve sürekli insanda yeni bir merak uyandıran bir coğrafya. Dolayısıyla kaç ülke demiştiniz hocam? 54 ülke. 54 kıta ülke üzerinde. Evet. Yani bir insanın ömrünü 54 ülkeyi birden araştırma hali çok zor sığsa gerek, hatta imkansıza yakın. Değil. Ama bu sayı size çok fazla hocam. Yani fazlaca sayıda ülke hakkında konuşabiliyorsunuz. Ya, çok yok, zaman harcıyorsunuz değil mi hocam bölgeye? Ciddi mesai harcamak gerekiyor ama ben burada şunu da söylemek istiyorum. Ben Afrika uzmanı değilim. Yani o benim haddime de değil zaten. 54 ülkenin uzmanı olmak çok ciddi bir mesai gerektirir. Hatta mümkünse belli bir ülkeye odaklanmak gerekiyor hocam. Çünkü bir bölge dediğimiz yer işte bugün Kuzey Afrika'da 5 ülke. Batı Afrika'da ondan fazla ülke. Doğu Afrika, Orta Afrika, Güney Afrika veya... Bir de kaç dil var onu da söyle. Hocam 3000'den fazla dil var. Yani tabii dili bilmiyor. Burada... Dili işte dil problemi var. Yani kullanılan dillere baktığımızda işte Frankofon coğrafyada, Batı Afrika'da Fransızca. Veya Kuzey Afrika'da Arapça veya Doğu Afrika'ya gittiğin zaman evet İngilizce var, güneyde İngilizce var ama burada yerel diller de var. Mesela Swahili dilini Doğu Afrika'da 220 milyon insan konuşabiliyor bugün. Veya Somalice. Kendi içerisinde evet Arapça'ya yakın bir dil ama kendi içerisinde insanların konuşmuş olduğu ve hala geçmişten gelen o kültürel yapıdan, dinsel yapıdan nemalanan bir zenginliği barındırıyor bu kıta. Evet. Dolayısıyla hani bunların hepsini bir arada düşünmek gerekiyor ve Afrika çalışmalarını yapacak olan veya bu alana ilgi duyan arkadaşlarıma, arkadan gelen yeni bu alana ilgi duyan arkadaşlarıma tek tavsiyem mümkünse bölgeden ziyade hatta ülke bazlı çalışmalara odaklanmaları. Daha sağlıklı. Daha sağlıklı ve daha az yorucu olur. Yani yorulmadan hiçbir şey olmuyor ama o bölgenin kültürünü, o ülkenin dilini öğrenmek bile onlara ekstra çok katkı zor sağlayacaktır ve devlet politikaları içerisinde de kullanılabilecek bir aslında unsur ortaya koyacaktır. Sonuçta hani niçin araştırma yaparsınız? Kendinizi geliştirmek için, toplumu geliştirmek için, devleti geliştirmek için. Dolayısıyla bu bağlamda hani bunu da söylemekte fayda var. Ben Afrika uzmanı olmadığımı tekrardan buradan ifade etmek istiyorum. O ciddi bir mesai gerektiriyor dediğim gibi. Şimdi Türkiye'nin Afrika politikası bağlamında sorunuzu yöneltmiştiniz. Türkiye batıdan kesinlikle ayrışıyor. Çin'den, Rusya'dan kesinlikle ayrışıyor. Çünkü burada hocam da az önce söyledi. Hani dini olguyu da bir yandan ortaya koyacak olursa... Bu bir gerçeklik yani. Gerçek hocam yani. Müslüman kimliğinizi kullanacaksınız yani. Ve burada insanı odağa alan bir anlayış var. Yani orada insanları yaşatmak önemli. İşte Cumhurbaşkanımız 2011'de Somali'ye bir ziyaret gerçekleştirmişti. İki uçak yanında büyük bir heyetle.
ve 2011'deki Somali'ye yani, baktığımızda insanlara dokunacaksın onu. Gönüllere, insanlara dokunmamız gerekiyor. Yani bunu yapmadıktan sonra sizin diğer aktörlerden çok bir farkınız kalmaz. Çünkü net çıkar odaklı yaklaşım sergilemiş olursunuz ama Türkiye'nin Afrika'da net çıkar odaklı bir yaklaşım söz konusu değil. Elbette Türkiye bir şeyler kazanıyor ama Türkiye kazandığı zaman Afrika ülkeleri de kazanıyor. Evet. Kazan kazan ilişkisi var. Eşit ortaklık temelinde bu ilişkiyi devam ettiriyor Türkiye. Gönüllere dokunarak, yumuşak gücünü kullanarak evet. devam ettiriyor. Ama gerektiği zaman da akıllı gücü, sert gücünü de tabii, Türk siyahları. Akıllı güç. Mali'deki işte devlet başkanı masasına maketle beraber masasına masasına SİHA'yı koyuyor. Doğru. Çok hocam. Yani, çünkü burada, ona güvenlik sağlıyor o enstrüman. Doğru. O savaş şey platformu. Doğru hocam. Tunç hocam, yavaş yavaş bir terör örgütleri meselesine geçiş yapalım isterim. Çünkü bölgeyi konuşurken, Afrika kıtasını konuşurken aslında atlamamız gereken detayların başında terör örgütlerinin varlığı geliyor orada. Çünkü hem oradaki otorite boşluğundan, farklı sorunlardan, kıtlıktan, işte farklı farklı eksiklerden, yoksulluklardan beslenen terör örgütleri var çok yoğun bir şekilde. Bu konuyla alakalı kısa bir VTR hazırladık hocam. VTR'mizi izleyelim. Sonrasında gizli serviste doçent doktor Ali Burak Darıcılı ve doktor Tunç Demirtaş değerlendiriyor olacak. Birçok güvenlik uzmanına göre Afrika'yı önümüzdeki yıllarda bekleyen en büyük tehditlerin başında terör sorunu geliyor. Ülke içi çatışmalar, bölgesel krizler, terörizm, askeri darbeler, kuraklık ve kıtlık gibi sorunları fırsat bilen terör örgütleri buradaki varlıklarını hızla artırıyor. Bu örgütler içerisinde ise DAEŞ'ı ayrı bir noktaya koymak gerekiyor. Çünkü DAEŞ hali hazırda Afrika'da gerçek bir metastaz yaşıyor. Peki terör örgütlerinin Afrika faaliyetlerini nasıl değerlendirmeliyiz? DAEŞ Afrika'da tam olarak ne yapıyor? Doçent Doktor Ali Burak Darıcılı ve Doktor Tunç Demirtaş şimdi gizli serviste değerlendiriyor. Hocam yeniden birlikteyiz. Şimdi DAEŞ'ın Irak ve Suriye'de yenilgiye uğrayıp işgal ettiği topraklardan çıkarıldıktan sonra Afrika'daki varlığını artırdığını görüyoruz. Hatta bunu hocamızla çok sık konuştuk. Bir metastaz olarak değerlendirebiliriz. Afrika'ya yayılımını sağladığı gibi bir durum söz konusu. Ben size direkt olarak şunu sormak isterim. Bu süreç nasıl oluştu? DAEŞ Afrika'ya nasıl yerleşti? Neden yerleşti? Orada az önce girişte, daha doğrusu VTR'ye pas atarken saydığım hangi nedenlerle orada kendine alan bulmuş oldu? Ya burada aslında net olarak DAEŞ'in Afrika'daki varlığına aslında değineceksek ben Arap Baharı'na bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Hani Tunus'ta ortaya çıkan evet. Muhammed Boğazi'nin kendisini yakmış olduğu bir durum söz konusuydu. Şimdi Tunus'ta bu başlayan hareketlilik nasıl Orta Doğu'ya sıçradı ve bu Orta Doğu sıçrama durumunda yine aynı şekilde daha da geriye döndürecek olursak bu süreci 2003'teki Amerikan işgalini hatta Hamas'ın burada Arap Baharı'nın yaşanmasıyla alakalı olarak Hamas'ın Filistin'de iktidara gelmesi söz konusu olduğu zaman Gazze'de ciddi bir kırılma durumu söz konusu olmuştu. Ve özellikle ben burada Irak'ı DAEŞ'in ortaya çıkışında evet önemli bir nokta Afrika'da şu an varlık göstermesinde önemli bir nokta. Şuna gelmek istiyorum burada. Sistem içerisinde izole edilmiş, kendisini tam anlamıyla sistem içerisinde ifade edemeyen kişilerin veya kimlik arayışlarını hala tam anlamıyla oturtamamış kişilerin teröre meylettiğini söylememiz belki de doğru. Yanlış olmayacaktır hocam. Yani dolayısıyla burada Arap Baharı ile beraber bu sistemden dışlanan grupların, burada yanlış anlaşılma olmasın, sistemden dışlanan her kişi gitti terör örgütü üyesi oldu demiyorum. Ama burada önemli unsurlardan bir tanesi bu durum. Dolayısıyla işte Irak'ta DAEŞ güçlendi, Suriye'ye gitti, sonra tekrardan geldi. En sonunda işte siz de az önce söylediniz, bu bölgelerden temizlik yapıldıktan sonra Afrika'da tekrardan kendisini göstermeye başladı. Ama tabii burada DAEŞ sadece Nijerya'da yok. Sadece Nijer'de yok. İşte Burkina Faso'da var. Mali'de aynı şekilde Mozambik'te Doğu Afrika'da bulunan. Çat'ta Kenya'da bulunan, da bazen eylem yapıyor. Kamerun'da bulunan. Ya çeşitli ülkelerde hatta Mısır'da bile 900-950 üyesinin olduğunu söyleyen Sina'da. Kaynaklar söz konusu olabiliyor. Yani burada küçük çaplı örgütlenmelerden de bahsedebiliyoruz. Hani DAEŞ-vari örgütlerden. Ya tabii, da ondan beslenen alt kollardan da bahsedebiliriz tabii herhalde. Tabii hizipleri var bunun, farklı fraksiyonları var. Dolayısıyla hani burada çeşitliliği aslında oldukça fazla olan bir örgütlenme yapısından bahsediyoruz. Ama şimdi burada ilk başta Afrika'daki terör örgütlerine baktığımızda El-Kaide'nin grupları da var. İşte El-Kaide'nin bir uzantısı El-Şebab Somali'de ciddi anlamda faaliyetlerini sürdürüyor. Yani tekfiri terör diyelim hepsine işte. Tekfiri terör. Yani hocam bir de şöyle bir şey de var. Boko Haram da aynı durumda. Ama şimdi bak
orada mesela Somali'de 90'lı yıllarda da var. Evet. Cezayir'de fikriyat tabii olarak FİS iktidara geldiğinde darbe, ondan sonra Cezayir'de yaşanan bir şey var. Tabii, bu Marbe da bu kaidesi mesela. Evet, yani bu da mesela Selefi, şiddet yanlısı Selefi görüş diyelim ya da yani var. Zaten Mısır'da bunun fikriyatı var. E tabii ki. Yani fikriyatı var bu şiddet yanlısı Selefi görüşün. Ben tekfiri diyorum. Bazıları şey yapabilir de ben istihbarat jargonuyla bunlara tekfiri terör örgütü denir. Yani kurumdan kalma bir jargon. Öyledir. Yani böyledir bu tekfiri terör. Zaten olan yapı bir işte DEAŞ'ın metastasıyla, yani DEAŞ'ın yarattığı o enerjiyle, ondan sonra Irak'ta ve Suriye'de geriletildi ama işte o zamanki o yükselişin Afrika'ya yansıması var. Bunu konuştuk. Ama ben çok açık ve net söylüyorum. Afrika'daki cihat yanlısı Selefi terör veya o tekfiri terör çok daha tehlikeli. Yani çok daha manyak diyeyim yani. Tabii çok abi. Daha sorunlu bir yapı. Yani ve Nijer'de de muhtemelen o bölgeyi istikrarsızlaştırarak o darbe girişiminde bulunanlar eğer Fransa'nın ve ABD'nin isteklerini yerine getirmezlerse bir tekfiri terörle karşılaşırlar. Hmm. Terör zaten kullanılıyor. Yani, yani o bölgede bak, şey yani. Bir aparat gibi değil mi Tunç Hocam? Artık ben Nijer'in bir çatışma alanı haline geleceğini düşünüyorum. Yani Rusya eğer direnirse. Suriye, Afganistan gibi. Eğer Rusya direnirse ve güç yani. Rusya, ben arkasında Rusya olduğu kanaatindeyim. Katılıyorum. Tekrar aynı şeyi söylüyorum. Size de mi öyle Tunç Hocam? Evet. Yani net söyleyemeyiz tabii ama. Göstergeler bunu aslında yani, karşımıza çıkarıyor. İşte toplumların yani Nijer toplumunun ellerinde Rus bayraklarını sallaması bir noktada akıllara acaba darbenin arkasında Rusya mı var? Ruslar mı destekliyor? Ama şu da bir gerçek. Batı'ya karşı bir nefretleri oluşmuş halkın o tahakküm dolayısıyla. Tamam, Batı'nın tam karşısında Rusya var. O yüzden sağlanmış olamaz mı? Şimdi Rusya'nın temsil ettiği imge anti-Batıcı, anti-Amerikancı, anti-Batı, anti-Fransa. Aslında onunla eşlik söylüyorum. Ya ama şimdi Fransa'yı yıllardır bunlara sömüren ve kurtulmak istedikleri bir yapıyı şey yapıyorsun. %50'si için, %50'si Fransa ile eklemlenmiş işte. Ben o yüzden orası bir çatışma bölgesi haline gelir diyorum. Potansiyel hocam zaten. Potansiyel. Ciddi bir potansiyel yani var zaten. O uranyumu bırakmaz Fransa. Mümkün değil şu an. Rusya da dahil olsun. Zaten çok yüksek perdeden açıklamalar geliyor. Ama hocam bunun karşılığını da çok fazla veremediler. Mesela Büyükelçiliğe saldırı oldu ve kendisi böyle bir durumda çok ağır bir karşılık vereceğini söyledi ama herhangi bir girişim yok. Türkiye'nin pozisyonu da burada şimdi çok burada önemli. Söylem eylem uyuşmazlığını görüyoruz aslında. Türkiye'nin pozisyonu da çok oyun önemli. Oyun değiştirici olabilir mi Türkiye burada? Tabii ki olabilir. Ama Türkiye'nin ben çok proaktif gireceğini ve Batı'nın karşısında çok proaktif bir siyaset şu konjonktürde Türkiye'nin dış politikasındaki yeni dönemle pek düşünmüyorum. Bir şey yapacaksa sessiz ve derinden ya yapar. Unutmamak gereken şey şu. Türkiye Afrikalı ülkelerin iç işlerine karışmıyor, müdahale etmiyor. Şu anki tavrı zaten nötr bir. Doğrusu da. İzliyor. Tamam. Herhangi bir şey yok. Yeni bir hükümet kurulur. Türkiye ilişkilerini kuracaktır. Ama Türkiye şunu da yaptı. Darbenin karşısında ki Türkiye de darbelerden çok çekmiş ülkelerden bir tanesidir ciddi anlamda. Yani ne yapacaksa Türkiye Cumhuriyeti Devleti gizli ve örtülü yapması lazım. Bunu da Milli İstihbarat Teşkilatı üzerinden yapması yine lazım. Yine sizinkilere göre düştü hocam. Mesai bitmiyor mu? Ben görünürde proaktif olmayacağı kanaatindeyim. Arka planda proaktif olacak Türkiye kanaatindeyim. Türkiye sahada zaten. Yani elinden geldiğince sahada olmaya da gayret gösteriyor ve çabalarında... Kaç büyükelçiliğimiz var? 44 büyükelçiliğimiz var. Evet, 44 tane yani. De Milli İstihbarat Teşkilatı postu var demek bu. Anlatabiliyor muyum Afrika'da? Büyükelçilik neredeyse orada postu. Yani önce zaten Milli İstihbarat Teşkilatı'nın postu açılır yani. Ondan sonra büyükelçilik gelir. Yani Türkiye ciddi anlamda o büyükelçilik bağlamında yol kat etti. 12 büyükelçilikten 2002'de bugün 44 büyükelçiliğe sahip. Bu da Erdoğan'ın özel hassasiyetiyle oluşturduğu bir süreçti aslında. Erdoğan'ın çok büyük etkisi var. Az önce de söylemiştim burada. Hatta bu büyükelçiliklerin varlığı bir noktada ticarete de etki ediyor. Yani diplomatik varlığınızı orada sizin bulundurmanız, biz sizinle ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Ticaretimizi geliştirmek istiyoruz. Net daha fazla alanlarda işbirlikleri yapmak istiyoruz demektir. Yani dolayısıyla hani burada büyükelçilikler ciddi anlamda hem ticarete hem insan ilişkilerine hem farklı alanlarda Afrika ülkeleri açısından özellikle kalkınma noktasında ciddi anlamda destek sağlıyor ve bu kalkınmalar ve bu işbirlikleri aynı zamanda Afrika'nın devletlerinin kurumsal kapasitesini artırmaya da aslında yarar sağlıyor. Ve bu kurumsal kapasite arttıktan sonra bölgede ciddi anlamda altyapı yatırımlarının gelişmesi ve bu altyapı yatırımlarının gelişmesiyle insanların istihdam edilmesi. Dolayısıyla istihdam edildikten sonra terör örgütlerinden uzaklaşarak normal, düzenli, stabil hayata geçiş ve bölgenin istikrara kavuşması
aslında ortaya çıkıyor. Ve bölge istikrarla kavuşunca ne oluyor? Türkiye ile ticaret daha fazla artacaktır. Tabii ki. Bu çok burada, önemli bir... Yani bunu evet. aslında tespit edebilmek gerekiyor. Çünkü Türkiye'nin burada istikrarsızlaştırıcı aktörlerden farkı istikrarlaştırıcı bir, yani istikrarı sağlayan bir unsur olarak sahada varlık göstermesi söz konusu. Yani dolayısıyla Türkiye'yi bu noktada ayırırken bunların hepsini aslında göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Kesinlikle. Evet. Yani ben işte bir çatışma alanına Nijer potansiyel taşıyor. Yani göreceğiz. Bütün sahil bölgesi için diye. Yani onun öneminden de kısaca bahsedelim. Hatta hocam şöyle de belki değerlendirme yapmak gerekir. Bir çatışma olmaması için şu an ciddi anlamda Nijer'de çaba ben görüyorum açıkçası. Kimin çabası var burada? Hem Nijer yönetiminin, şu an darbecilerin ve darbe karşıtı olan ordu içerisindeki kesimin bir çabası var. Hem de toplumun bir çabası var. Darbeye maruz kalanların durumu ne peki? Şu an bir çatışma istemiyorlar ülkede. Darbeye maruz kalanların şu anki tabii durumu... Tabii en hayırlısı bu. İnşallah öyle yani olur. Yani bir çatışma olmasın. Hatta darbe karşıtı olanların sessiz kalmasının temel sebebi de çatışmayı önlemek. İstemiyorlar. Ama buna karşı bir direnç gösterirlerse ülkenin bu çatışma ortamına ciddi manada sürüklenmesi söz konusu olacak. Ve Nijer çatışmaya sürüklenirse sadece Nijer sürüklenmez. Mali, Burkina Faso, Çad... belki Nijerya ve Nijerya'yı unutmamak lazım. 211 milyon nüfusu var bu ülkenin. Çok ve büyük ülke, evet. Afrika'nın en büyük ülkelerinden bir tanesi. Dolayısıyla hani burada çok büyük bir çatışma ve bu çatışmanın sonucunda da terör örgütünün işte Boko Haram artık ISWAP olarak Islamic States Western African Province olarak hani. Bunu da soracağım bu arada. Bu dönüşüm neden oldu? Boko Haram 2015 yanlış hatırlamıyorsam evet, Ebu Bekir el-Bağdadi diye biat edip DEAŞ'a katılmıştı. Hatta onların ne kolu olmuştu hocam? Hangi? Batı Afrika kolu. Batı Afrika kolu olmuştu. Sonrasında oradan tekrar ayrıldı. Başka bir isme geçti. Neden bu isimler değişiyor? Yok, Afrika'da ya, ne oluyor? Tabela değişiyor ama içerik aynı. O yapılar isim tekfir ediyorlar birbirlerine. Değil mi? Liderlik, imamet mücadelesi hatta aslında. Şöyle bir durum da yaşanmıştı. Yani liderlik mücadelesi tabii aslında. Tabii hatta kan davasıyla öldürüldü hocam. Boko Haram'ın lideri. Normal yani. Tekfiri görüşe sahip birisi en son aynaya bakıp kendisini tekfir eder yani. Yani böyle şaka yapayım. Böyle bir durum böyledir söz konusu. Yani. Dolayısıyla da hani burada oluşacak olan istikrarsızlık sadece Nijer'i etkilemez. Batı Afrika'nın genelini etkiler ve Batı Afrika'nın genelini etkilenmesi demek aynı zamanda Avrupa'nın istikrarı açısından da ciddi problemler ortaya çıkaracaktır. En hayırlı şey şu an Nijer'de veya farklı bir Afrika ülkesinde fark etmiyor. Çatışmaların kan minimum dökünmemiş. Düzeyde hatta mümkünse hiç olmaması. Tabii. Dolayısıyla hani burada... Orası muhakkak. Ama uluslararası ilişkiler alanında çalışmalar yapıyoruz. Tabii. Ve realist perspektiften bakacak olursak çatışma kaçınılmazdır. Ben çatışma yani. Olacak kanaatindeyim. Yani, yüksek ihtimalle hocam ama onun için en azından bir önleyici durumun oluşması için de bir çaba var diyebiliriz. Yani burada çatışma yaşanırsa nasıl yaşanır? Fransa mı müdahale eder? Hayır. DEAŞ üzerinde işte bu yapılar üzerinde. Birine müdahale ettirir değil mi? Onun öncesinde hocam şöyle bir ihtimal. Yani burada iki seçenek var aslında. Bir karşı darbe yapılma durumu söz konusu olabilir. O da mümkün değil mi? Uygun zamanda uygun konjonktür sağlanırsa neden olmasın? Çünkü bir darbe yapıldı şu an. Bu darbe ne Batı tarafından ne Rusya tarafından. Ya şöyle söyleyelim. Söylem ve eylemler. Söylem olarak destek var. Yani söylemde herkes darbe karşıtı. Tabii. Ama eylemlere baktığınız zaman evet darbe kötü bir şeydir herkes diyor ama kim ne yapıyor? Burada buna bakmamız lazım. Şimdi Nijer'de bu darbeyi istemeyen ordu içerisinde bir grup var. Bunlarla çatışma yaşanabilir. Onlar da yani, Fransa'da eğitim gruplar, görmüşlerdir. Tabii ki hocam yani. Yani zaten Batı Afrika'daki ülkelerin çoğunluğu Fransa'da istihbarat eğitimi alır. Türkiye'nin de artık çok fazla eğitim görüyor. Tabii Türkiye'den de ciddi yani. Manada özellikle işte yani Mali bağlamında bakacak olursak. Türkiye'de çok fazla eğitim gören orada güvenlik yani ordu mensubu var yani. Biliyorum evet. Üniversite öğrencileri var. Benim 20 tane Afrikalı öğrencim var. Ya tabii Türkiye'nin çok kıymetli şeyler bunlar. Önemli araçlarından bir tanesi de bu yurt dışı Türkler ve akraba topluluklarının vermiş olduğu burslar var. YTB bursları. Çok çalışkan öğrenciler. Tabii. Biz burada aslında insana yatırım yapıyoruz. Evet. Değerler üstünden ilerlediğin zaman zaten kazanım elde etmem mümkün olmuyor. Hocam konuşacağımız çok şey var ama yavaş yavaş artık bir akışa dönmemiz lazım. Çünkü süremiz kaç dakika kalmıştır sizce Burak hocam? Tahmininiz var mı? 5-6 dakika mı kaldı? Valla 10 dakika kaldı. Tamam, hep bizim program böyle hocam. Konuşalım bir görüntü biz verme. Nasıl aktığını anlamıyoruz. Wagner'e bir bakmamız lazım. Eklemek istediğiniz var mı bu perspektifte? Söyleyecek çok şey var ama tabii Wagner de önemli bir boyut. Bence Wagner'e de değinmek gerekir. Bence de öyle hocam. Wagner meselesini detaylıca aslında uzun zamandır konuşuyoruz. Özellikle Rusya'daki darbe girişimi sonrası. Burak hocam yani bunu da yine övmek
söylemek istemiyorum. Ne dese çıktı Wagner konusunda da. Yine karşılığını gördüğümüz noktalar var. Bir kısa VTR'miz var. Wagner VTR'mizi izleyelim. Sonrasında gizli serviste artık sona doğru giderken Wagner-Afrika ilişkisinde bir konuşuyor olacağız. Son birkaç ayın Rusya başta olmak üzere tüm dünyada en önemli gündem maddelerinden biri olan Wagner, Afrika içinde oldukça önemli bir enstrüman konumunda. Prigojin'in yaptığı Afrika'da asker sayımızı artıracağız açıklamasına ek, altın madenleri de dahil olmak üzere Wagner-Afrika ilişkisi hız kesmeden devam ediyor. Peki Afrika Wagner için neden kritik? Burada neler yapılıyor? Şimdi gizli serviste konuşulacak. Şimdi birlikteyiz tekrar. Wagner, hep diyoruz Wagner diyoruz, işte Putin diyoruz, Prigojin diyoruz. Rusya'da önemli bir aşama kaydetti. Artık Moskova'ya kadar yürüdü, işte sınırı şu kadar geçti. Şöyle bir ayaklama başlattı diyoruz ama Wagner dendiğinde akıllara gelen kavramlardan biri de Afrika şüphesiz. Libya'da ilk olarak adını duyurmaya başlamıştı hocam. Bu Hafter ile alakalı durumlarda aslında hatta Türkiye ile bir farklı saflarda mücadele ettiğini de söyleyebiliyorduk Wagner'in. Direkt olarak sorayım hocam size. Wagner Afrika'da ne yapıyor? Altın madenleri var. Orada ciddi anlaşmaları var. Orada ciddi yatırımları var. Wagner Afrika'da ne yapıyor hocam? Ya şunu söylemek lazım. Wagner bir özel askeri şirket. Evet. Yani bunu unutmamak gerekiyor. Tabii artık hani bu geçtiğimiz haftalarda yaşanan krizden sonra Rusya hükümetiyle bağlantısı hatta 1 milyar dolar paranın kendilerine aktarıldığı ortaya çıktı. Evet. Sadece özel bir askeri şirket olmadığını biliyoruz artık. Rusya'nın şeyi yani. Rusya'nın Afrika'da bir kullanmış olduğu, hocam da söylediği gibi bir araç, bir enstrüman olarak varlık gösteriyor. Ve Fransa'nın, özür diliyorum, Rusya'nın bu anlamda Wagner üzerinden politikalarını, çıkarlarını gerçekleştirmek istediğini aslında söyleyebiliriz. Ya Wagner ne yapıyor? Bölgede güvenlik sağlama amacıyla bir takım girişimlerde bulunuyor. O ülkelerin güvenlik şemsiyesi adı altında. Koruma hamiliğini yapıyor diyebiliriz. O ülkede güvenliği ve istikrarı sağlayan bir unsur olarak kendilerini burada kavurlayan bir gruptan bahsediyoruz. Ama aynı zamanda Wagner bir çok uluslu şirket gibi emtia ticareti yapan bir şirketvari bir görünümle sergileyen evet. bir özelliği de var. Evet. Dolayısıyla burada işte Sudan'da altın ticareti ki Sudan biliyorsunuz Nisan ayından beri ciddi karışıklıklarla mücadele ediyor. Bunun dışında Orta Afrika'da ciddi anlamda Wagner'in varlığı. 2-5 milyonluk bir ülke aslında Orta Afrika ama ciddi anlamda sorunları içerisinde barındıran büyük bir patlama potansiyeli olan ülkelerden de bir tanesi maalesef. Yine aynı şekilde Libya üzerinde Wagner'in etkisi söz konusu. Mali'de ciddi anlamda Wagner varlığı var. Dolayısıyla hani burada aslında sayarız daha hani bu ülkeleri ama ondan fazla ülkede hatta bazı kaynaklarda 20'den fazla ülkede olduğu da söylenmesi söz konusu Wagner'in. Yani dediğim gibi burada Wagner'in temel amacı güvenliği sağlamak olarak ifade edilse de burada Wagner'in yapmış olduğu şey Rusya'nın çıkarları bağlamında o bölgede varlığını devam ettirmek, Rus çıkarlarını Fransa'dan korumak. Fransa'dan farksız mı tutumları? Kendi eksenlerinde yoksa ya, farklılaş noktalar var mı? Uygulamalar hocam? Farklı. İşte Fransa şirketler üzerinden yapıyor. İşte ECOWAS denilen bir örgüt var. Ekonomik entegrasyonu sağlamaya yönelik bir örgüt bu ECOWAS dediğimiz örgüt. Aynı zamanda CFA frangı üzerinden de bir para birimi olarak bu ülkeleri kontrol etmeyi amaçlayan bir durum söz konusu. Ticaretini Fransız parasıyla yapsın. Ama Rusya'nın kullanmış olduğu araçlara baktığımızda işte silah transferleri var, ekonomik yardımlar var ki geçtiğimiz hafta değil iki gün önce zaten 27-28 Temmuz'da Rusya-Afrika zirvesi oldu. Tam orada geleceğim St. Petersburg zirveye şimdi onu konuşacağız. Burada 23 milyar dolarlık bir borç durumu vardı Afrika ülkelerinin bunların üstünü çizdi evet. Rusya. Yani bir ekonomik ödüllendirme dediğimiz durum söz konusu. Silah transferleri yapıyor Rusya. İhtiyaç olan, yüklü transferler değil mi bunlar? Tabii yani ihtiyaç duyulan silahların Afrika ülkelerine ciddi manada verilmesi söz konusu oluyor. Ve aynı zamanda işte Wagner'i kullanarak bu bölgede varlığını tam anlamıyla oturtmaya da çalıştığını söyleyebiliriz. Yani Rusya'nın Afrika'daki ayağının yani bu üç sac ayağı şeklinde nitelendirmemiz gerekirse bunun üçü üzerine temellendirildiğini söyleyebiliriz. Fransa'ya baktığımızda Fransa zaten çok geçmiş eski yıllardan yani o sömürgecilik zamanından beri bölgede kendine özgü yapılar oluşturmuş. Evet. Hatta bu yapıların başındaki isimlerde işte darbe olsaydı işte kendine yakın bir isim olduğu için sorun olmuyordu. Ali gider, Mehmet gelir, Veli gelir. İşte doğru. Öbürü gider şeklinde devam ediyordu. Dolayısıyla burada Nijer bağlamında yine bakacak olursak gündemde olduğu için söylüyorum. Buradaki temel sorun
Fransız yanlısı olmaktan ziyade Rus yanlısı bir grubun aslında iktidara gelme durumu olduğu. Asıl sıkıntı bundan da kaynaklanıyor. Teşekkür ederim hocam. Şimdi Burak hocam, az önce Tunç hocam söyledi. Bir zirve gerçekleşti. Rusya-Afrika zirvesi geçtiğimiz günlerde. İkinci kez gerçekleşiyor St. Petersburg'da. Şimdi bu zirveden dediğiniz gibi işte Afrika'da ciddi bir miktar borcu üstünü çizdi Putin. Oraya böyle bir bakış atmış oldu ama benim bu zirvede dikkatimi çeken detayların başında bir fotoğraf geliyor. Rica ederim yönetmenimiz, hatta vermiş sağ olsun Hedi Salıcı'ya da. Evet. Ekim'e de buradan teşekkür edelim. Biz Prigojin'i balkonlarda bekliyorduk. Yakında düşer diyorduk. Düşer. Oligarkların malum sonu hocam. Ya da işte başka merdivenden mi yuvarlanır diyorduk ama St. Petersburg'da Rusya'nın göbeğinde Afrikalı liderlerle, Afrikalı isimlerle el sıkışır halde yakaladık. Bu fotoğraf üzerinden hadi yani şimdi tırnak içerisinde Putin vs. Prigojin durumu vardı güya ama uzlaşmış. Günün sonunda uzlaşmışlar ve Putin için ciddi bir satranç ustası matı yaptı ve burada kazanımı elde etti gibi yorumlar yapılmaya başlandı. Ben size sormak isterim. Hizaya getirdi ama yani evet sen hizaya sor... geldi mi Prigojin? Geldi. Burada bu fotoğrafı vermesini siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani şimdi bak, bu nedir? Wagner, Rusya'nın savunma politikalarında, Afrika politikasının Ukrayna-Rusya savaşında hayati öneme sahip bir role sahip. Şimdi Wagner'i bir anda tasfiye edemezsin. Ve Afrika'da, bak saydı Tunç, çok ciddi derecede faaliyetler ama var. Ama Prigojin tasfiye edebilirdi hocam. Yok ama Prigojin'de şahsi ilişkileri var ve hala Wagner grubu üzerinde etkinliği var. Bu bir kolay anda, değil diyorsunuz. Bu yani. Bir anda olacak. Yani mesela bu Prigojin'i, ya Prigojin yani şu anda... bu Afrika'daki mevcut çıkarlar kapsamında veya Wagner'e olan duyulan ihtiyaçtan dolayı bir bu fotoğrafı görüntü veriyor. Şimdi mesela bu fotoğrafı görüntü veriyor da nasıl bir durumda acaba mesela Prigojin? Sadece bir kare var. Keyfi yerinde mi? Keyfi yerinde mi? Ağırlandı? Nasıl geldi? Nasıl gitti? Kim getirdi oraya? Nasıl oldu? Hangi şartlarda hangi geldi? Şartlarda hükümet yetkilileri nasıl bir temas yani oldu? Yani bilemeyiz bunları. Orada yani... Ama hocam şu fotoğraf bana diyor ki Rus hükümetiyle bu Prigojin barışmış vermek diyor. Zorunda. Ha, barışmış Wagner'i diyor. Hala güçlü ve şey Rus yani şey gösteriyor. Çünkü göstermek. Afrika'da muktedir de zaten Afrika'da. Tabii. Afrika'da muktedir. Afrika'daki yapısında bir şey olmadı. Yani bu zirve Afrika zirvesi olmasaydı Prigojin'i görmeyecek miydik? Afrika'sı bence olduğu için bence Afrika'daki mevcut faaliyetleri Rusya'nın hayati derecede önemli şeyi var, ihtiyacı var. Bunu bırakamazsın yani. Bu da yani neticede bak şuradaki insanlar kendileriyle izip yaşasalar bile bu adamlar beğen beğenme bu adamlar Rus milliyetçisi. Evet. Neticede bu adamı motive edersin yani. Rusya için, Rusluk için falan öyle çünkü düşünce öyle yani. Evet. Bunlar aşırı sağcı, aşırı milliyetçi insanlar. Yani o Wagner grubunun içerisindeki insanlar. Ha disiplinsizlik üretiyorlar işte ama. Ama neticede böyle çünkü bu bir gerçeklik. Peki, ama ben midir? Tekrar söylüyorum bak Prigojin siyaseten güçlü bir figür değildir artık. Putin sıkışmış olabilir mi? Yani bir de Putin yeterince güçlü değil. Artık öyle mi hocam? Hayır yani işte ilk yani ne bileyim 2005'lerdeki 2010'lardaki Putin'in o muktedirliği yok. Putin birazcık bu şeyde karizmayı çizdirdi. Kazanım elde edemedi hala. Yani hala bir şey ortada. İnsanlar yani mecbur yani sistemdeki dengeler. Yani Putin de böyle sistemdeki dengeleri yöneten bir orkestra şefi gibi yani muhakkak bütün sistemi yöneten mutlak bir iktidara sahip olan bir Rus çarı değildi ki. Doğru. Türkiye'deki algının tersine. Ama belli grupları yönetiyordu. Şimdi bu fotoğraf verilmesi gerekli olduğu için verilmiş bir fotoğraf. Ama nasıl verildi bu fotoğraf? Bak tekrar söylüyorum. Kim geldi, nasıl geldi, nasıl gitti, sonra ne oldu? Bilemezsin. Bir fotoğraf veriyor. Bu fotoğraf kamuoyuna veriyor. Bir kare. Mesaj iletiyor olabilir mi hocam? Mesaj işte. Bu hatta şöyle mesajı da bence iletiyor. Afrika'daki Wagner yapısına evet, da. Hocam. Hala buradayız yani. Bir bu. Bir de Rusya-Ukrayna'daki savaşı farklı bölgelere taşıma durumu. Evet işte. Sahayı genişletmeye çalışıyor olabilir. O, aynen ha. Öyle. O yani da var. Afrika'ya taşıması gibi durumda söylüyor. Cepheyi genişletiyor. Çünkü... Şimdi Fransa'yı burayla meşgul eder hale getireceksin. Evet. Belki gelecekte Cibuti vardı o da. Ve Fransa etkisi evet. Ciddi anlamda orada da yüksek. Yani orada da ayrı bir cephe açacak ve Batı'yı tam anlamıyla sıkıştırabilir. Tabii. Çünkü Fransa'yı. Babil Mendeb şimdi zaten buradaki mesele Rusya'nın genel olarak savunma stratejisinde NATO'nun o kolektif güvenlik anlayışı içerisinde gedik açmak. Evet. Şimdi Fransa'yı kendi şeyleri Afrika ile uğraşır hale getirmek. Başka bir yani sen Fransa'da hayati ihtiyaç, hayati çıkarların olduğu bir durum söz konusuyken Rusya'ya ne kadar ilgilenebilirsin veya yardım yapabilirsin? Çok doğru hocam.
Hayati öneme süre bitti diyeceksin. Çok kıymetli iki hocam. Bize süreler yetmiyor, zamanlar yetmiyor. Kıymetli yönetmenim de bence süreyi aştık diyor. TVNET yönetim biraz bize şey yapsın artık. Buradan tabii ki ricada bulunurum. Yönetime söyleyelim. Ama biz de süremizi yetiştirelim. Çok konuşacak konu var. Gündemler yoğun oluyor. Tunç hocam, eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Çok teşekkür ederim. Dediğim gibi az önce de söyledim. Çok fazla konuşulacak şey var. Ancak bir süre... Afrika 2 yapacağız hocam. İnşallah. Kesin. Bu programdan da buna kani oldum. Ayağınıza, ağzınıza, zihninize sağlık hocam. Çok bilgilendirici bir yayında Afrika'ya da çok sayıda not çıktı. Bu haftalık okuma listemi zaten söylemiştim. Çok çok keyifli bir program olduğum için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Burak hocam, Tunç hocamızı ağırladık birlikte. Teşekkür ediyoruz Tunç. De kıymetli bilgiler verdin. Estağfurullah. Evet, inşallah tekrarını ediyorum. Yaparız. Size de teşekkür ediyoruz. GZT'de devam edebilirsin Tunç'la. GZT'de tabii ki içerikler oluşturmak isteriz. GZT tarafında da bunları değerlendirmek isteriz. Efendim, Gezi Servis'in bu haftalık da sonuna geldik. Bildiğiniz üzere Gezi Servis izleyicileri bilir. Bize hiçbir zaman süreler yetmez. Burak hocamla, kıymetli konuklarımızla konuşmaya başladıkça laf lafı açıyor, konu konuyu açıyor. O yüzden nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Çok teşekkür ederiz efendim. Önümüzdeki hafta farklı konularla karşınızda olmaya çalışacağız. Kendinize iyi bakın.